defalarca açıkladım halde, İsrail'le diyor sen görüşmelerinde, yani bu hahamlarla görüşmelerinde, Mescid-i Aksa'yı yıkalım, yerine Hazreti Süleyman'ın mescidini yapalım dedin diyorlar. Ya kardeşim, evet, bu kadar münasebetsiz bir alıyor. Üslup bu yani. Şu olacak Doğru. iş mi? Demek Mescid-i Aksa niye yıkılsın? Niye yıkılsın? Kıyamete tabii. kadar Mescid-i Aksa duracak. Niye yıkılsın? İnşallah. Orada boş arazi var, bomboş yer var. Yani çok geniş arazi orası. Evet. Oraya Hazreti Süleyman'ın mescidi aynı orijinale uygun olarak yapılır. Ve bu bir güzelliktir. Yani mesela diğer peygamberlerin de Hazreti İbrahim'in makamı, onun gezindiği yerler, İsmail'in, İshak'ın, Yakub'un, değil mi? Bütün peygamberlerin yaşadığı yerler mamur edilmesi gerekir evet, tabii ki. Evet. Oralara camiler kurulur. Eğer orada herhangi bir yerde namaz kıldıysa, mesela şurada namaz kıldıysa oraya bir mescit yapılması gerekir. Orada mescittir artık. Tabii. Yani namaz kıldığı sabitse orada mescit hükmündedir orası. İnşallah. Ve yıkılan eski mescitler bunlar yapılır, yapılacaktır. E tabii ki biz buna talibiz Allah'ın izniyle. İstiyoruz yani Türkistan Birliği olduğunda. Tabii ki ilk yapacağımız şeylerden birisi Hazreti Süleyman'ın mescidini imar etmektir. Yeniden İnşallah. Yapmalı. İnşallah. Mesela bak bu bir saptırma ve çok vicdansızca bir saptırma. Değil mi? Evet. Ya yıkalım, evet. Yıkalım der miyim ben? Mescid-i evet. Aksa nurdur. İnşallah. Ve kıyamete kadar duracak. İnşallah. Orada bomboş arazi var. Tabii. Geniş arazi var. Ve her yıkılan mescidin yeniden yapılması dinin bir gereğidir. Tabii. Hazreti Süleyman mescidi yıkıldıysa Müslümanın görevidir bu. Tabii ki yapacağız. Ve en kısa sürede yapacağız. Ben dedim bir yılda yapacağız dedim. İnşallah. İnşallah. İşin doğrusu bir yılda sürmez. Hı hı. Yani bize öyle bir imkan verse ben Allah'ın izniyle yani 2-3 ayda bitiririm. Evet Allah inşallah. En fazla 3 ay yani. İnşallah. 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 Ve mükemmel çektiğin yani inşallah. İnşallah. Ama işte hani daha sağlam olması için belki biraz süreye ihtiyaç olabilir. Onun mühendislerle mimarlarla görüşmek lazım. İnşallah. İnşallah. Bir tek o değil. Hazreti İbrahim'in gezindiği mekanları, bugün Suudi hükümeti bir şeyler yapıyor. Ben Kabe'nin geçenlerde fotoğrafını gördüm. Aman Allah'ım. O beldenin her yeri gökdelenden dolmuş. Yahu kardeşim gökdelen yapacak başka yer bulamadınız mı? Çek 50 kilometre öteye. Peygamberin gezindiği yerleri niçin kapatıyorsun? Evet. Oralar bağlık, bahçelik olsun. Değil mi? Mescitler olsun. Çek geriye şehri. Oraya kur. Yani ne ihtiyaç var buna? Evet. Oradaki tarihi binaları birçok yeri gereksiz yere kapattılar. Ya çok büyük hata yaptılar. Yani tabii bu düzeltilmesi mümkün olmayan bir şey değil ama yani masraf çıkarttılar ve evet. Hem zaman hem paraya mal olacak evet. Yani vakit alacak bir şey yaptılar ki israf haramdır. Ama biz onu eski haline getireceğiz zaten onu söyleyeyim. Evet Allah inşallah. Yani oralar aynı eski haline, orijinal haline gelecek. İnşallah. Yani Kabe'yi o kadar sıkıştırmışlar ki. Yani Kabe ortada kalmış, şu kadar bir arazi düşün, her yerde olmuş. Böyle şey olur mu? Kaydır şehri her tarafa doğru. Çok geniş, uçsuz bucaksız arazi. Bu da Mehdi devrinde inşallah düzeltilecek. Bizler i̇nşallah. De öncüler olarak yardımcı olacağız Mehdi öncüsü olarak. İnşallah. İnşallah.